ABC bir ikizkenar üçgen. ABC ikizkenar üçgen. AB AC'ye eşitmiş. AB AC'ye eşit demiş. Peki. Şimdi arkadaşlar AB AC'ye eşitse burası eğer 11, burası 6 ise şu 6 artı x ise şurası da 6 artı x olacaktır. Pekala şimdi x nedir diye soruyor bize. Bakın şöyle konuşalım. Mesela ben buraya alfa açısı dersem buraya alfa açısı dedim. AB AC'ye eşit burası beta ise burası da betadır taban açıları. Şu üçüncü açımız teta. Şu üçüncü açımız teta ve böylece bakın benzer üçgenler çıktı. Tetanın karşısı 11 sol taraftaki üçgende. Burada tetanın sağ taraftaki üçgende tetanın karşısı x artı 6. Sol taraftaki üçgende alfanın karşısı 6. Sağ taraftaki üçgende alfanın karşısı 6. Yani bunlar birbirine eşit oldular. 11 eşittir x artı 6'ya o zaman. X eşittir buradan 5 yapar. Evet, diklikleri vermiş gördüğünüz gibi 9, 12, 15 üçgeninden burası 12 yapar arkadaşlar. Ve BC, DE ve CE'yi bulunuz demiş. Peki BC gördüğünüz gibi 12. DE'yi inceleyelim şimdi. DE şurası. Şimdi burası alfa, burası beta olsun. Alfa ile beta 90 yaptığı için şurası yine alfadır. Burası alfa, şurası betadır arkadaşlar. Benzerlik var burada. Şimdi alfanın karşısı 9 sol tarafta. Sağ tarafta alfanın karşısı 6. Sol tarafta betanın karşısı 12. Sağ tarafta betanın karşısı DE oluyor. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız 9DE 9DE eşittir kaç yapar? 72. DE dediğimiz kaç olacaktır? 72'yi 9'a böldüm 8. Yani DE buradan 8 oldu. 6 8 10 üçgeninden burası da 10 olur. Yani DE 8'dir. CE de gördüğünüz gibi 10'dur ve böylece 3'ünü bulmuş olduk. EF BC'ye paralel, DF EC'ye paralelmiş arkadaşlar. Şimdi 18, 12, x, 24 ve y demiş buralara. X artı y toplamı nedir diyor. Şimdi bakın. Şimdi şu paralelliği kullanacak olursak yani şu paralellikten dolayı şimdi 12, 18 bölü 12, 6 ile sadeleştirdiğiniz zaman 3 bölü 2 oranı var. Şuraya 3k dersem buraya 2k diyeceğim. 3k, 2k. Şimdi şu paralelliği kullanıyorum. Yani buna paralelliğini kullanıyorum. Onun için burasının buraya bölümü yine 3 bölü 2 olacaktır. 30 bölü x eşittir 3 bölü 2 olacaktır. X eşittir buradan nedir? 20. X buradan 20 ve aynı zamanda bunun tamamına bölümü 3 bölü 5. 24'ün y'ye bölümüdür. Şuranın şuraya bölümüdür. 24 bölü y. Buradan 3y eşittir 120. Y eşittir 120'yi 3'e böl 40 yapar. Budur. X de y'nin toplamı x artı y. 20 ile 40'ın toplamı 60 olacaktır. ABC bir diküçgen. AD, DC, DE. Şimdi burası 6 birim, burası 10 birim demiş arkadaşlar. X nedir diye soruyor. Bakın şimdi şuradan ben şöyle bir doğru çekersem şu 3'e eşit olduğu için burada muhteşem üçlü vardır. Şu 90'dır arkadaşlar. Ve buradan Öklit yapabilirim artık. Dikten dikinmiş. X'in karesi bu çarpı tamamı diyebiliriz. X kare eşittir 6 çarpı 16 dersek x kare eşittir 96 yapar. X eşittir kök 96 yapacaktır buradan arkadaşlar. Kök 96 dediğimizde nedir? 4 kök 6'dır. Çünkü 16 çarpı 6 4 kök 6 olacaktır. E değiştir 4 birim, EA 10 birim ve AB 21 birim. Bunların hepsini vermiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. AB kaçtır diye soruyor bizden. Şimdi 4'ün tamamına bölümü 4 bölü 14 A'nın 21'e bölümüne eşittir dedik. Şimdi buradan iç dış çarpımı yaparsak 14 A eşittir. 4 çarpı 21'den 84 yapar arkadaşlar ve A eşittir buradan 6 olur. A buradan 6. Peki şimdi şunu konuşalım. Mesela 4 ve 10 oranı varsa o zaman buraya da ben 4K'ya şuraya da 10K diyebilirim. Tekrar şuradan yapalım benzerliği. Bunun tamamına bölümü yine 10 bölü 14 diyeceğim arkadaşlar bu sefer. 10 bölü 14 B bölü 12 diyebiliriz. İç dış çarpımı yaparsak buradan 14B eşittir 120 olur. B eşittir 60 bölü 7 olur. A ve B kaç birimdir? A 6 birimdir. B de 60 bölü 7'dir arkadaşlar. Böylece bulmuş oldunuz. Evet, verilenlere göre x nedir demiş arkadaşlar. Ben şuraya a dedim, şuraya da a dedim. Bakın, şu küçük üçgenden ne yapalım? Pisagor yapalım. X kare artı a kare 14'ün karesi. Büyük üçgenden Pisagor yapalım. X kare artı 2a'nın karesi yani 4a kare. Bu da 16'nın karesi olur. Bizden x'i soruyor arkadaşlar. X'i soruyorsa biz buradan neyi kaybedelim? A'ları kaybedelim. Şunu
eksi 4 ile çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafı topladığın zaman eksi 3x kare a'lar birbirini götürür. Burası da ne yapacaktır? 16'nın karesi eksi 4 çarpı 14'ün karesi olur. Ve eksi 3x kare bu oldu. Buradan 2 kare farkı yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi bu 2'nin karesi olduğu için yani 4 çarpı 14'ün karesi şöyle. Bakın burası 2'nin karesi. 2'nin karesi çarpı 14'ün karesi yani 28'in karesi. 16'nın karesi eksi 28'in karesi. Buradan 2 kare farkı yapalım. Eksi 3x kare eşittir. 16 eksi 28. Bir de 16 artı 28. Peki 16'dan 28 çıktı. Eksi 12. Burası da kaç yapar? 38, 44 olur. Ve eşittir eksi 3x kare olur. Eksi 3'ü buraya böl olarak atarsam x kare eşittir. Eksi 12'yi eksi 3'e böldüm. 4 çarpı 44 olur. Ve her iki tarafı kök içerisine aldığım zaman x eşittir kök içerisinde 4 çarpı hatta 44 de 4 çarpı 11 demektir. Bu 4 çarpı 4 dışarıya 4 diye çıkar. Kök içerisinde 11 kalır. 4 kök 11'dir x. Ali elindeki madalyonu sağa ve sola doğru şekilde gösterildiği gibi sallamaktadır. Madalyonun ilk konumu A. Sola salladığında A üssü ve sağa salladığında A2 üssü olmaktaymış arkadaşlar. Şu doğrular birbirine dikmiş. Bu doğrular dediği arkadaşlar şu mavi bölgeden bahsediyor. Bakın şurası 90 derecedir. Bu diktir. Peki hala bana demiş ki madalyonun toplam uzunluğu AB 40'mış arkadaşlar. A2 üssü noktasının AB uzaklığı 24 birimdir diyor bana. O zaman bak şu madalyonu şöyle bir arkadaşlar şu şekilde bir salladığımız düşünelim ve şöyle gelsin. Bakın şimdi. Şimdi burası A dedik. Burası A üssü dedik. Burası şey buraya B dedik pardon. Burası B, şurası A, şurası A2 üssü oldu. Şimdi bakın şurası şu mesafeden bahsediyor bize arkadaşlar. Bu mesafenin kaç olduğunu söylemiş? 24 olduğunu söylemiş. Burası 24. Burası 40. Çünkü uzunluk 40 arkadaşlar. Hepsinde 40. Şimdi 24 3'ün 8 katı. Bu da 5'in 8 katı. Burası da 4'ün 8 katından 32 olacaktır. Tamamdır. Şimdi biz şu A üssü ile A arasındaki mesafeyi sorguluyoruz. Yani biz nereyi sorguluyoruz arkadaşlar? Burayı istiyoruz. Burayı istiyoruz. Peki şimdi ben şunu şöyle çekersem, şunu çektim şu şekilde ve açılandırırsam arkadaşlar, burası mesela 90 derece ise buraya alfa dersem buraya beta, buraya yine alfa, şuraya yine beta olacak dik çektiniz ve burası da yine 40 olduğu için bu ikisi eş üçgenler olur. Şimdi mesela 90'ın karşısı burada 40, burada da 40 ve açılar da eşit eş üçgenlerdir. Alfanın karşısı burada 24 ise burada da 24 olur. Şuraya 24 düşer arkadaşlar. Beta'nın karşısı burada eğer 32 ise burada da 32 olur. Şöyle olur. Ve şu kısım da toplam 40'tan yukarıdaki 24 çıkarttığınız zaman 16 kalır. 16, 32. Bir kenar diğer kenarın yarısı ise bu yarısının kök 5 katıdır. Şu uzunluk 16 kök 5 olacaktır. Yani cevabınız 16 kök 5'tir arkadaşlar. Bir sayının negatif mi pozitif mi olduğunu bulan algoritmanın doğal algoritmasının eksik kısımlarını noktalı yerler tamamlayınız demiş arkadaşlar. Birinci adım neyle başlayacağız? Başla. Başladık. Peki sayıyı girdik arkadaşlar. Şimdi eğer ki sayı 0 ise adım nereye gideceğiz? 6'ya git. 6'da ne var? 6 arkadaşlar bitirecek. 6 nedir? 6 bitir olsun. Tabii ki son adım olduğu için. Şimdi biz eğer ki sayı 0 ise 6. adıma git. Pekala eğer ki sayı arkadaşlar şuraya eğer yazmamız lazım. Eğer sayı 0'dan küçük ise ekrana girilen sayı negatif. Buraya negatif yazılmalı. Negatif. Yaz ve bitir. Peki eğer sayı arkadaşlar büyüktür 0 ise 0 ise girilen sayı pozitiftir. Yaz ve bitir. Evet demiş ki iki dik kenarı verilen bir dik üçgenin hipotenüsünü bulduran algoritmanın doğal algoritması aşağıda verilmiştir. Peki şimdi bunun akış şemasını yazınız diyor arkadaşlar. Neyle başlayacağız? Başla diyeceğiz. Başla. Başladık. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Dik kenarı A ve dik kenarı B. Dik kenar A, dik kenar A, dik kenar B. Dik kenar B dediniz. Bunu arkadaşlar girdi olarak verdik. Şöyle dedik. Sonra işlem yapacağız. İşlem nedir arkadaşlar? İşlem hipotenüsü bulmak istiyoruz biz. Hipotenüs C olsun. Hipotenüs C. Peki nedir bu C? A kare artı B kare. B kare. Tabii üzerine ne getiriyorsunuz?
1 bölü 2 kök içine almış oluyorsunuz bunu. İşlem yaptınız. Şu şekilde bunu çizdik. Daha sonra ekrana çıkan sonucu yazdınız. Şu. Ekrana çıkan sonucu yazdınız. C oldu. Sonra da bitirdiniz. Bitirdiniz. Budur. Birinci dereceden denklemin ax artı b eşittir 0 kökünü bulduran algoritmanın sözde kodunu yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yazalım. Başla. A, b kök tanımla. Kök tanımla. Sonra a, b sıfırdan farklı tam sayıları gir. Sıfırdan farklı tam sayıları gir. Peki daha sonra kök eksi b bölü a ve yazdır. Yazdır kökü. Daha sonra bitir. Budur arkadaşlar cevabımız.